muhtemelen bu sefer kararlı gibi görünüyor. Ek parasal genişleme açıklamasını yapacak. Peki ALB Forex'e dönelim. Emtia piyasaları yatırım uzmanı Volkan Kuğucuk karşımıza. Volkan merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Güzel bir günün güzel bir yayın olsun diyelim. Şu altın tarafıyla başlayalım mı seninle de? Altında gelinen nokta, daha çok izleyiciler bana gram altın soruyorlar. Doları da işin içerisine katıyorlar ama bir onsla başlayalım, sonra gram altın değerlendiririz seninle. Evet, ons altına baktığımızda 1085 doların da altında 1075 dolar seviyelerine kadar gerilemenin devam ettiğini gördük. Dün özellikle çok hareketli bir gündü. FED başkanlarının yapmış olduğu açıklamalar sonrasında gram altında hem aşağı hem yukarı yönlü hareketlerinin varlığına tanık olduk. 1075 destek noktasına ons tarafında bakmaya devam edeceğiz. Eğer 1075 destek seviyesi tepki üretirse, ki ürettiği tepkinin teknik anlamda 1090 üzerinde kalması gerekiyor ki tepkinin bir anlamda anlam kazanabilmesi için, öyle bir durumda birazcık daha tepki kalıbı içerisinde kalabiliriz ki 1100 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş hareketini görebiliriz. Gram altın olarak baktığımızda hem dolar TL'deki aşağı yönlü hareket, hem ons tarafındaki aşağı hareket gram altında kritik eşik olarak kabul ettiğimiz 100 liranın da altına zaman zaman fiyatlamalara tanık olduk. Eğer önümüzdeki günlerde ons fiyatlarındaki gerileme devam ederse, ki bu durumda 1000 dolar seviyelerinin hali hazırda masada kaldığını söylemekle birlikte, gram altının 95-96 lira seviyesine kadar gerileme eğilimi şu anda önümüzde durmaya devam ediyor. Peki Borsa İstanbul tarafını birazcık da konuşalım. Gram altına daha doğrusu ekleyeceğim bir şey olursa onu duymak isterim ama ayrıca Borsa İstanbul tarafında da bilanço sezonunu artık geride bıraktık. Kendimize sektör seçiyoruz. Bankacılık sektörünün karnesi bir miktar zayıf gelmişti. O zayıf karne nasıl, hani kanaat notu mu kullanacağız diye soracağım. Sektörü taşıyacak sektör ne olacak açısından? Şimdi seçim sonrasında endeksin yapmış olduğu hareketin, yükselişin ardından şu anda mevcut hareketi bir sindirme, bir dinlenme hareketi olarak şimdilik değerlendiriyoruz. Eğer önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul'da 80.500-80.000 bandının altında bir hareket görülürse, geri çekilmenin birazcık daha ivme kazanmasını bekleyebiliriz. Böyle bir durumda 77.000 seviyelerine kadar olası düşüş hareketine dikkat etmek gerekiyor. Mevcut koşullarda 80.000 seviyesinden oluşabilecek tepki alımları endekse mutlak surette 83.000 direnci üzerine atmalı ki yeniden endeks 85.000 hatta 87.000 potasına girsin. Bu nedenle yatırımcılara hani buradan tavsiyemiz seviye izlemeleri olacaktır. 80.000'in altındaki kapanışlarda birazcık daha stop kullanmak daha faydalı olabilir gibi görünüyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz Volkan. Güzel bir gün geçirmeni diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmeni diliyorum. Sağ ol yayınımıza katıldın, katkılarını sundun bize. Şimdi Volkan'ın bıraktığı yerden devam edelim. Birazcık Borsa İstanbul'u üst konuşalım seninle de. Borsa İstanbul tarafında karne nasıl geldi? Beklediğimiz kadar iyi değil. Yani özellikle bankacılık son birkaç ayımıza bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani o adımların ne kadar sağlam atılabileceği ile alakalı bir durum olacak muhtemelen kanaat kullanmak için. Ama en azından bir belirsizliği ortadan kaldırmak, endeksi biraz 80.000'in üzerinde tutuyor. Ama hep söylüyorum, yani yeniden yukarı yönlü hareketin başlayıp kalıcı bir sürecin olabilmesi için seçim sonrası oluşan gap'in kapanması şartı var. Ve o gap kapanacak. yani 80.000'in altına o gap kapanacak. 80.000'in altına tekrar gerileyip yukarı yönlü bir hareketin başlaması muhtemel. O gerileme anındaki aksiyonumuz çok önemli. Yani gelecek veriler, tüfeğe ilişkin beklentilerimiz, Merkez Bankası'nın açacağı faiz adımı ilişkin açıklamalar kalıcı seyirin oluşabilmesi için önemli. Şimdi portföy yatırımlarında bir miktar çıkış var. Evet. O önemli, ama yabancı yatırımda giriş var. O da önemli. Çok büyük montanlı girişlerden bahsetmiyoruz ama sonuçta cari açıklamaya bizim dilimiz alışmış ama cari fazla verdik. O noksan tarafından değil, lata tarafından kaynaklanan bir şey. Bugün seninle de konuşmuştuk zaten bunları. Perşembe günü itibariyle
Dün yabancı işlemleri de, giriş çıkışları da borsaya ilişkin açıklandı. Orada bir miktar giriş bu hafta olduğunu gördük. Merkez Bankası'nın açıkladığı yabancı girişlerinde. Nasıl bakmak lazım buna? Yani seçim sonrası iyimserlik aslında. Yani o bir miktar toparlanma.